TV52 18.30 ana haber bülteni ile sizlerleyiz. Ben Sabah Nur Akçay. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Merkel'le Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Erdoğan buradaki konuşmasında ülkemizdeki yüksek öğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi için çalışıyoruz dedi. Siyasi hayatından önce Sayın Şansölye'nin de bir bilim insanı olduğunu biliyoruz. Ayrıca Sayın Merkel'in Türkiye ile Almanya arasındaki gençlik değişim programları, eğitim ve kültürel alandaki işbirliğine katkıları 25 yılı aşıyor. 18 Nisan 1994 yılında imzalanan gençliğe yönelik politikalarda işbirliği protokolünü Sayın Merkel'in dönemin Federal Gençlik ve Kadın Bakanı olarak ülkesi adına imzaladığını hatırlıyoruz. Sayın Merkel nezdinde Alman makamlarına üniversitemizi sahiplendikleri için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. 1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk-Alman Üniversitesi'nin de Türk ve Alman dostluğunun bir sembolü haline gelmesini özellikle diliyorum. Üniversite binalarının yapımını üstlenen TOKİ Başkanlığımıza da İstanbul'un ve ülkemizin mimarisine uygun biçimde inşa edilmiş olan bu modern binalar için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirler, Türkiye yüksek öğrenim alanında özellikle son yıllarda büyük başarılara imza atmıştır. Üniversite sayımızın 76'dan 207'ye, öğretim elemanı sayımızın 70 binden 170 bine, öğrenci sayımızın da 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması bu başarının en bariz ifadesidir. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. 10 yıl sonrası için ağaç dik. 100 yıl sonrayı düşünüyorsan insan yetiştir. Bu anlayışla ülkemizin gelecek yüzyılına yatırım yapıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde hafta sonları da dahil 18 branşa kadar sağlık hizmetinin verilebileceği 24 saat nöbet sisteminin devreye girdiğini söyledi. Koca ayrıca Ordu, Sakarya ve İstanbul Sancaktepe şehir hastanelerinin de proje ihalelerinin yapıldığı bilgisini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yıl içerisinde açılacak şehir hastaneleri ve bu hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranlarına ilişkin bilgi verdi. Hastanelerdeki memnuniyetin Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu biliyoruz. Yani bu dediğim hastanelere özel memnuniyet, yani 88'e kadar hatta 90'a kadar çıkan memnuniyetler var. Şehir hastanelerinin bulundukları yerlerde nitelikli hasta odası ve yatak sayısını artırmakla kalmadıklarını aktaran Bakan Koca, bu hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin de en yüksek noktaya taşındığını vurguladı. Mükemmeliyet merkezlerine de özel bir önem veriyor olacağız. Yani nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu merkezlerde, özellikle işlemlerin yapıldığı merkezlerin daha farklılaştığı ve hastaların bu merkezlere doğru yönlendirildiği, araştırmanın daha kolay yapılabilir olduğu, uluslararası boyutun olduğu merkezler anlamında söylüyorum. Bakan Koca yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak, genel bütçeden yapılacak Samsun, Denizli, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Trabzon ve Rize şehir hastanelerinin ihale hazırlık süreçlerinin devam ettiğini, Ordu, Sakarya ve İstanbul Sancaktepe şehir hastanelerinin de proje ihalelerinin yapıldığı bilgisini verdi. Hem Sancaktepe, hem Ordu, hem de Sakarya'nın proje ihalesine çıkıldı. 2 ay içinde de en geç Mart ayı sonu itibariyle 7 tane şehir hastanemizin, diğer 7 şehir hastanemizin de proje ihalelerine çıkılmış olacak. Ve önümüzde 2023'e bu yapacağımız hastanelerin de yetişeceğini ve bu noktada planlamanın yapıldığını özellikle de belirtmek istiyorum.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada emeklilerimize maaş farkını ödemeye başladık dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının dün itibariyle ödenmeye başladığını duyurdu. SSK emeklilerine maaşları 26 Ocak'a kadar, Bağkur emeklilerine ise aylıkları 25 ile 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. 2 milyon aşkın emekliye 500 milyon liraya aşkın maaş farkı ödenecek. Bakan Selçuk bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti. Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında silah altına alınarak askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Yükümlüler sonuçları E-Devlet ve Askerlik Şubesi başkanlıklarından öğrenebilirler. Kalk! Yürü! Bak! Milli Savunma Bakanlığı Ocak, Şubat ve Mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, assubay ve erlerle bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre yedek subay, assubay ve erlerle bedelli askerlik yapacaklar sınıflandırma sonuçlarını E-Devlet ve Askerlik Şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan duyurduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Ocak, Şubat, Mart 2020'de silah altına alınacak yedek subay, assubay, erlerle 2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren E-Devlet ve Askerlik Şubesi başkanlıklarından öğrenilebilecektir. Asker alma kanununa göre askerlik hizmeti yedek subay, yedek assubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek assubaylar için 12 ay olacak. Ordunun yüksek kesimlerinde yağan kar etkisini artırırken ordunun kıyı kesimlerinde uzun zamandır beklenen kar da nihayet geldi. Altınordu'ya yağan kar Boztepe'yi beyaza bürürken şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde oldu. Ordu kar yağışına teslim oldu. Ordunun yüksek kesimlerinde yağan kar etkisini arttırdı. Mesudiye, Kumru, Gölköy gibi yüksek rakımlı ilçelerde yağan kar kıyı kesimlere de geldi. Ordu'nun kıyı kesimlerinde uzun zamandır beklenen kar nihayet geldi. Altınordu'ya yağan kar Boztepe'yi beyaza bürürken şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde oldu. Karadeniz bölgesinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 7 ilde 844 yerleşim birimine ulaşım ise sağlanamıyor. Ordu'da yağan kar yağışı nedeniyle kapanan 130 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. İl genelinde etkili olan karın kalınlığı ortalama 27 santimetre ölçüldü. Güzel, muhteşem. Bizim Ordu tabii Kuşadası'nda kar görmek 20 yılda bir, 10 yılda bir oluyor. Dolayısıyla bizim için güzel yani. Bir 15 tatilini değerlendirmek babında 15 günlük bir turu çıktık yani. Gözüküyor. Doğa enfes şu an. Karlar çok güzel. Biz 15 tatil için geldik buraya. Kars'a falan gideceğiz. Ben bayıldım. Teleferikte birazcık korktum ama olsun, çok güzel bir manzarası var. Ankara'dan geliyorum. Bugün tatile geldik. Boztepe'ye çıktık. Geziyoruz buraları. Bu yıl ilk defa mı kar görüyorsun? Evet, ilk defa bu kadar fazla kar gördüm. Yani bayağı fazla kar var buralarda. Ankara'da çok az yağmıştı bir kere, o da su olup gitmişti. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ekipler kapalı mahalle yollarının açılması için mücadele ediyor. Bugün
Dün sabah çıktık yola. Karadeniz'e geldik. İlk defa geldim. Ankara'dan geliyoruz. Çok hoşumuza gitti. Şu an çok güzel bir kar yağıyor. Kent merkezinden 530 metre yükseklikteki seyir terası konumundaki Boztepe ise kar dolayısıyla eşsiz manzara sunuyor. Ordu il genelinde şiddetini artıran ve etkili olan kar yağışının ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. 19 ilçede 374 araç ve iş makinesi 500'e yakın personelle kar temizleme çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda sorun yaşanan bölgelerde 2510 kilometre yolu ulaşımı açtı. Karın 85 santime kadar ulaştığı Akkuş ilçesinde ve diğer 18 ilçede etkin mücadele yürüten ekipler gerek yol açma gerekse tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık hale getiriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bir taraftan kar temizleme çalışmalarına devam ederken diğer taraftan da il genelinde 20 hasta ve 7 cenaze için müdahalede bulundu. Ordu Büyükşehir Belediyesi kış şartlarının yoğun olarak devam ettiği süreçlerde karla mücadele çalışmalarında cenaze, hasta gibi acil durumlara ve stratejik öneme sahip hastane, okul, kamu binaları, dolmuş ulaşım güzergahları gibi yollara öncelik veriyor. Kar yağışının dinmesine müteakip Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterleri ise 6 saat, ara arterleri 24 saat içerisinde açmayı planlıyor. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce 143 mahalle ulaşımı açılırken kapalı olan 130 mahalle yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Altınordu Belediyesi ekipleri de kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürüten Altınordu Belediyesi, olumsuz hava şartlarında da vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor. Karla mücadele kapsamında her türlü hava şartlarına karşı hazırlıklı olan Altınordu Belediyesi ekipleri, dün geceden bu yana ilçenin yüksek kesimleri başta olmak üzere etkili olan kar yağışı dolayısıyla sahada çalışma yürütüyor. Birçok mahallede de hummalı bir çalışma yürüten ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için tüm yolları açık tutuyor. Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soy'dan mevsimlerin değiştiğine dikkat çekerek üreticilere uyarılarda bulundu, tarım sigortasından kaçınmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soy'dan tarım sigortası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi tabii ki özellikle son yıllarda fındıkta ciddi şekilde bir afet yaşıyoruz. Başkan Soy'dan mevsimlerin değişmesine dikkati çekerek hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı. Mevsim artık değişti. Bu değişkenliği de uzun yıllardır da bölgemizde görüyoruz. Özellikle son yıllarda yaşadığımız bazı don olaylarından dolayı fındıkta büyük bir zararla karşı karşıya kaldık. Afetle karşı karşıya kaldık. Mesela en son olarak 2014 yılında her şey böyle sıcak bir şekilde giderken 30 Mart'ta yağan karla beraber sahile yakın bütün bölgemizde fındık mesela zarar gördü. Ondan dolayı da artık hazırlıklı olmamız lazım. Don olayı olmaz, fırtına olmaz. İşte sel olmaz, dolu yağmaz diye bir şey yok. Bu küresel iklim değişikliklerinde en fazla etkilenen bölgelerden birisi de bizim Karadeniz bölgemiz. Tarım sigortası yaptıran üreticilerin bu durumu en hafif şekilde atlattığını dile getiren Soy'dan sigorta sürecinin başladığını aktardı. Şu anda da bir kar yağışını gördük. Bugünlere kadar da sıcak bir mevsim devam ediyordu. Bundan dolayı da şu anda üreticilerimiz tabii bu kar yağışında bekliyordu ama kesinlikle her şey güzel gidecek diye bir şey yok. Muhakkak buna karşılık da tarım sigortalarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü tarım sigortası demek artık ürünün birçok afet karşısında, zarar karşısında bir ödeme tarafının ödenmesi anlamında üreticilerimiz için önemli. Onun için şu anda da
sigorta süreci başladı. İlgili şirketlere giderek sigortalarını yaptırsınlar. Fındık'ta Tarsim sigortası, yani tarım sigortası 10 Mart'ta son buluyor. Öte yandan soydan kivi üreticilerine de uyarılarda bulundu. Kivi de bölgemizde önemli bir ürün. Kivi ile ilgili de aynı şekilde sigorta yaptırabilir üreticilerimiz. Onun süresi de 10 Mart'ta fındık bitiyor. 5 Mart'ta da kivi sigorta süreci de bitmiş oluyor. Onun için üreticilerimiz bu süreci kaçırmasınlar. Çünkü gerçekten artık iklim değişti. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, zamanında yağan kar yağışının fındık için bereket olduğunu söyledi. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, Camili Köyü'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kara hasret kalmaya başlamıştık. Tabii bu yıl aslında kara çok ihtiyacımız olduğu bir sezon gibi gözüküyordu. Çünkü fındıkta belli bir saat üşümesi gerekiyor. Karan, küresel ısınmanın da etkisiyle son yıllarda kar yağışının azaldığını söyledi. İşte karanfilin açması için havaların belli bir soğuma ihtiyacı vardı. Tabii belli bir soğuk olmayınca da karanfiller patlamamıştı. Tabii püsler de artık uzadı, tozluya başlamıştı yaklaşık bir 15-20 gündür. Ama karanfiller yeterince açmamıştı. Yani bir bahçeye girdiğinde dal başında 30-40 tane karanfil ancak görebiliyordum. Karan, son bir haftadır havanın soğumasıyla karanfillerin açmaya başladığına dikkati çekti. Son bir haftadır havaların soğumasıyla beraber ciddi manada karanfillerde bir patlama ve açmalar söz konusu olmaya başladı. Karın yağmasıyla beraber de ciddi manada karanfilin açlığını görebiliyoruz. Tabii bu aslında bir bereket. Toprağın da ihtiyacı vardı. Fındık dallarının da ihtiyacı vardı. Bu fındığın yeterince soğuk alması ve karanfilin açmasıyla beraber artık iyi bir sezona doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. İnşallah önümüzdeki sezon bereketli bir sezon yaşayacağız diye düşünüyorum. Bu dönemdeki karın tarım ürünleri için adeta bereket olduğunun altını çizen Karan, -8 derecelere kadar dayanan karanfiller tomurcuğa dönüştüğünde hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü anda tehlikeler yaşanabiliyor diye konuştu. Toprağın ve fındık dallarının ciddi manada kara ihtiyacı vardı. Hem kuraklık açısından hem soğuma açısından ikisinin de ihtiyacını karşılamış oldu. Tabii bizim için aslında bir can suyu oldu diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte inşallah yani Mart-Nisan ayına doğru sert bir kış yapmazsa iyi bir sezon doğru gidebiliriz. Fatsa'nın Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Yeşil Tepe ve Sudere mahallelerini besleyerek bölgenin su ihtiyacını karşılayacak 3000 tonluk yeni su deposu için çalışmalar başladı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, OSKİ Genel Müdürü Murat Us'la Ayazlı Mahallesi'nde yaklaşık maliyeti 5,5 milyon lira olan su deposu ve terfi merkezi yapımı çalışmalarını yerinde inceledi. En az 15 bin. 3000 ton kapasiteye sahip yeni depo hem şehir merkezini hem de Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Yeşil Tepe, Sudere mahallelerini besleyerek bölgenin su ihtiyacını karşılayacak. Başkan Kibar, bu depo sayesinde ilçedeki kısa süreli su kesintilerinin önüne geçmiş olacaklarını belirterek, Fatsa'mızın tüm sorunlarına çözüm üreterek daha yaşanabilir bir Fatsa için çalışıyoruz dedi. İlçemiz Ayazlı Mahallesi'ne kurulacak olan 3000 metre küplük depo ile birlikte yaklaşık 24 saat boyunca su kesintisi yaşansa bile 15 bin nüfusu su kesintisini aksatmadan besleyecek bir deponun yapımına bugün başladık. İnşallah Temmuz ayına kadar deponun bitmesi ve hayata geçmesi planlanıyor. Bununla birlikte özellikle Dolunay ve Ayazlı mahallemizde su arızalarıyla birlikte kesilen sularımız inşallah kesintiye uğramadan düzenli bir şekilde hizmet verecektir. Yapılan inceleme sonrası açıklamalarda bulunan OSKİ Genel Müdürü Murat Us ise Ayazlı Su Deposu'nun kazı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek bu deponun Fatsa için öneminin çok büyük olduğunu söyledi. Deponun Fatsa için önemi çok büyük. Özellikle Fatsa'daki depo hacimlerinin düşük olmasından dolayı sık sık su kesintileri yaşanıyordu. İnşallah bu depo tamamlandığında bu su kesintilerine son verilecek. Ayrıca Sudere, Yukarı Tepe, Aşağı Tepe köylerinin de su ihtiyacı bu depodan terfiyle sağlanacak. 3000 metreküplük depo yaklaşık 15 bin kişinin
bir nüfusun günlük su ihtiyacına tekabül ediyor. Bu süreyi 12 saate indirdiğinizde 30 bin kişinin yarım günlük su ihtiyacını kaynaktan herhangi bir beslenme olmadan sağlayabilecek kapasitede. Bu deponun inşaatını inşallah önümüzdeki yaz Haziran ayı için sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Altyapı çalışmalarına ağırlık veren Altınordu Belediyesi, aşırı yağmurlarda sıkıntıların yaşandığı Şirinevler Mahallesi 736. sokakta altyapı çalışması başlattı. Altınordu Belediyesi Şirinevler Mahallesi'nde sürdürdüğü yağmur suyu hatlarındaki yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Altyapı çalışmalarına ağırlık veren Altınordu Belediyesi, aşırı yağmurlarda sıkıntıların yaşandığı Şirinevler Mahallesi 736. sokakta altyapı çalışması başlattı. Ekiplerin aralıksız çalıştığı alanda eski hatların sökümü yapılarak yerine kullanım ömrü uzun borular döşendi. Şirinevler Mahallesi 736. sokakta oturan ve yıllardır her yağmurda sıkıntılar yaşayan mahalle sakinleri yapılan çalışmalar dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Şimdi sahip çıktılar, inşallah giderler. Akar gider yani, sular daha basmaz. Önceleri burası bir ırmak halindeydi yani. Burası görecek, burası bu gördüğün yer alan sadece yani böyle arabalara neredeyse sürme derecesindir şu. İnşallah şimdi bir daha olmaz. Yani buraların önlemi şu anda biraz alınmış, biraz durumda yani. Başkanımız gördü burayı, dedi buraya öncelik verip yapılması gerekiyor. Akşam geldi bir hafta önce, baktı bunların durumunu. Hani daha önce niye haber vermediler? Burayı biliyorlardı dedi. Allah razı olsunlar, yaptılar. Ben teşekkür ediyorum onlara. Yapılan işlerin, yani yapan kişilerin hep Allah razı olsun. Yapılan her iş güzeldir yani. Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı üniversite öğrencilerine yönelik uyarılarda bulundu. Toplu taşıma araçlarından faydalanan üniversite öğrencilerinin indirimli seyahat kartlarının vizelerini 31 Ocak 2020 tarihine kadar yeniletmeleri gerektiği belirtildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada il içerisinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından faydalanan üniversite öğrencilerinin indirimli seyahat kartlarının vizelerini yeniletmeleri gerektiği belirtildi. Buna göre YÖK sistemine kayıtlı zorunlu eğitim kapsamına dahil olan ve bununla beraber zorunlu eğitim kapsamı dışında olan fakat YÖK sistem sorgusu yapıldığında öğrenimi devam eden öğrencilerin Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'na bağlı seyahat kartları bürosundan aldıkları indirimli seyahat kartlarının 31.01.2020 tarihine kadar vize işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bu tarihe kadar vize işlemlerini yaptırmayan öğrencilerin kartları tam kart olarak ödeme yapacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 15. Çambaşı Kar Festivali için tüm tedbirler alındı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 15. Çambaşı Kar Festivali için tüm tedbirler alındı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi'nin organize ettiği 15. Çambaşı Kar Festivali öncesi Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Belediyesi Karayolları 77. Ordu Şube Şefliği ve jandarma ekiplerinin ortak koordinasyonuyla festivale katılacak olan vatandaşların ulaşımda zorluk yaşamamaları için 7/24 görev başında olacak. 26 Ocak Pazar günü yapılacak Çambaşı Kar Festivali öncesi tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çambaşı Kar Festivali öncesi tüm ekiplerimiz sahada olacak ve 7/24 görev yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda en küçük bir kazanın yaşanmaması için tüm ekipler seferber olacak dedi. Altınordu Belediyesi çocuklara karne hediyesi olarak planladığı Sevimli Dostlar adlı tiyatro oyununu 26 Ocak Pazar günü çocuklarla buluşturuyor. Altınordu Belediyesi çocuklara karne hediyesi olarak planladığı Sevimli Dostlar adlı tiyatro oyununu 26 Ocak Pazar günü 13 ve 16 saatlerinde iki seans halinde çocuklarla buluşturuyor. Altınordu Belediyesi kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.
Birçok başarılı çalışmaya imza atan Altınordu Belediyesi, çocuklara karne hediyesi olarak planladığı Sevimli Dostlar adlı tek perdelik oyunu izleyiciyle buluşturuyor. 26 Ocak Pazar günü Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenecek tiyatro oyunu 13 ve 16 saatlerinde 2 seans olarak sahnelenecek. Ücretsiz olacak olan oyun çocuklar ve aileleri için güzel bir hafta sonu etkinliği olacak. Uzman psikolog, evlilik ve aile danışmanı Bilge Bol tarafından Aile Danışman Hizmetleri Semineri düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdal Gülderen ise Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan aile danışma merkezinin tamamen ücretsiz olduğunu söyledi. Ailelere, çiftlere ve aileleri oluşturan tüm bireylere birlikte ya da ayrı ayrı olarak verilecek olan psikolojik danışma hizmetidir. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde uzman psikolog, evlilik ve aile danışmanı Bilge Bol tarafından aile danışman hizmetleri semineri düzenlendi. Gerçekleştirilen seminere Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Erdal Gülderen, Suat Olgun ile daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin toplumun temel taşı olduğunu ifade eden uzman psikolog, evlilik ve aile danışmanı Bilge Bol, toplumda yaşanan değişimlere uyum sağlayamayan ailelerde iletişimde ortaya çıkan problemlerin sorunları ve anlaşmazlıkları beraberinde getirdiğini, buna çözüm olarak aile danışma merkezlerinin öneminin arttığını söyledi. Aile toplumsal grupların en doğalıdır ve hiçbir toplum aile olmadan varlığını sürdüremez. Toplumsal bir kurum olan ailenin yapısal olarak yakından tanınması, toplumun ve bireylerin yaşam biçimlerinin bebeklikten yaşam biçimlerinin anlaşılması açısından önemlidir. Çünkü bebeklikten çocukluğa, gençliğe, buradan da yetişkinlik ve yaşlılığa kadar geçen süreç içerisinde, hayatın bu uzun dönemleri içerisinde bireyler çevreleriyle ilişkilerini aile bağlarına göre kurmaktadırlar. Bu nedenle dengeli bir toplum hayatı için sağlıklı aile ilişkileri büyük önem taşımaktadır. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdal Gülderen ise Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan aile danışma merkezinin tamamen ücretsiz olduğunu ifade etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hinterlandı. Bütün ilçelerimiz sadece Altınordu değil, 19 ilçemiz. Bu hizmetlerin hepsi 19 ilçemizdeki bütün hemşehrilerimize ücretsiz olarak biz bunu vereceğiz. Şunu bilin ki biz diğer büyükşehir belediyelerine önder durumdayız. Böyle bir çalışma yaptığımız için. Giresunlu marangoz ustası Ali Kol, son zamanlarda kemençeye talebin artmasıyla 36 yıllık mesleğinden vazgeçerek mobilya yerine kemençe öğretmeye başladı. Giresun'un Göreli ilçesinde uzun yıllar mobilya üretimi yapan 55 yaşındaki Ali Kol, ilçenin önemli bir kültürü olan kemençeyi ilk kez 25 yıl önce yaptı. İlerleyen zaman içerisinde yaptığı kemençeleri müşterilerine hediye eden Kol, talebin artmasıyla kemençe üretimini de arttırdı. Kol yaklaşık 2 yıldır iş yerinde sadece kemençe üretiyor. Bunun yanı sıra Kol, kemençe ve kültür parkı projesi kapsamında Karadeniz Sahil Yolu güzergahına yerleştirilen 5 metre 80 santimetre yüksekliğindeki dev kemençeyi de yaptı. Parkta 7 yıldır sergilenen dev kemençe, yolu kullanan vatandaşlar ve parka gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Ali Kol 1982 yılında açtığı atölyede 2 yıl öncesine kadar masa, sandalye, vestiyer, mutfak dolabı gibi mobilyaların üretimini yaptığını söyledi. Bu işe 82'de başladık. Atölyeyi 82'de açtık. 82'den 2020'ye kadar şu anki döneme kadar devam ettirdik. Yalnız tabii ki 95'te kemençeyle tanıştım. Kemençe yapma işiyle. 15 yıldır profesyonel kemençe yapıyorum. Mobilyayı 2 sene önce tamamen bıraktım. Yani 2 sene önce
atölyeme daha mobilya ile ilgili hiçbir şey sokmuyorum. Aktif olarak da kemençeye devam. Kol, mobilya sektörünün eskisi kadar hareketli olmadığını dile getirerek kemençe görelinin kültürü, ben de bir kemençe sevdalısı olarak bu işe yöneldim dedi. Tabii ki eskisi kadar mobilya işi, eskisi kadar rağbet yok yani. Bu şimdi şeyler çıkınca, fabrikasyon mobilyalar çıkınca, sanayiler, fabrikalar farklı üretimlere geçince bizi tabii ki öldürdü. Yani mobilya işini biraz geri planda bıraktı. İkisini bir yürütmek istedim, baktım yürümedi yani. Yani bir tanesine hedef seçmen lazım. Ben de kemençeyi hedef seçtim. Mobilya yaptığım kişilere kemençe hediye ediyordum. Ondan sonra tabii ki 15 yılda televizyonların da kemençeye rağbet görmesi, reklamlarını yapması, işte festivallerin olması kemençeyi canlandırdı. Uzun ömürlü olursak, atayım yani 80 yaşında da sağlığım yerinde olursa, ben de o yaşları görürsem yine yaparım. Bırakmak yok yani. Ve beyin de dinlendiriyor. İnsana bir şey veriyor. Terapi gibi bir şey veriyor yani. İnsanı genç tutuyor. Stres attırıyor. Yani müzik aleti farklı bir şey yani. Kol yurt içinde Türkiye'nin birçok iline satış yaptığını belirterek yurt dışına ise ABD, Rusya, Avustralya, Almanya, Belçika ve Azerbaycan'a kemençe satışı gerçekleştirdiğini aktardı. Şu an yurt dışı olsun, yurt içi olsun, Türkiye'nin hemen hemen her iline kemençe vermiştirim. Yani Amerika'ya kemençe gönderdim, Avusturya'ya gönderdim, Almanya'ya gönderdim, Belçika'ya gönderdim, Rusya'ya gönderdim, Azerbaycan'a gönderdim. Ondan sonra yani Türkiye'nin her yerinden. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Şimdi spordaki gelişmeleri izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar, ben Dilara Aktaş. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızdayız. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 112 spor salonunda spor hocası olarak görev yapan Akkuşlu Nazmiye Kaya, Türkiye Wushu Federasyonu Kyokushin müsabakalarında Türkiye birincisi oldu. Akkuşlu Wushu sporcusu Nazmiye Kaya Türkiye'nin gururu oldu. Başarılı sporcu Kaya, gayretli çalışmalarının sonucunda başarı elde etti. Wushu Kyokushin müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 112 spor salonunda spor hocası olarak görev yapan Akkuşlu Nazmiye Kaya, Türkiye Wushu Federasyonu Kyokushin müsabakalarında Türkiye birincisi oldu. Nazmiye Kaya, ülkemizi Avrupa'daki müsabakalarda temsil edecek. TFF 3. Lig 2. grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor, hafta sonu evinde oynayacağı Ofspor maçının hazırlıklarını sürdürürken bir yandan ise kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Fatsa Belediyespor hafta sonu oynayacağı Ofspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İlk düdük geliyor. Pazar günü saat 13'te oynanacak olan mücadeleye Fatsa ilçe stadı ev sahipliği yapacak. Ordu temsilcisi ligin ikinci yarısında oynadığı iki maçta bir galibiyet bir mağlubiyet aldı. İkinci turunda başarılar diliyoruz. Sarı laciverti takım pazar günü konuk edeceği Ofspor'u yenerek alt sıralardan kurtulmak peşinde. Öte yandan Fatsa Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekip son olarak kadrosuna Bayaz Spor'da forma giyen orta saha oyuncusu Ender Acar ve kendi bünyesinde oynattığı Hüseyin Cankut Atasoy'u kadrosuna kattı. Bu takviyelerle birlikte devre arası yapılan transfer sayısı 7'ye yükseldi. TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor çıkışını Çatalca deplasmanında sürdürmek istiyor. Son zamanların formda ismi Muhammedcan Öztürk, takımda moraller yerinde, Çatalca'ya 3 puan için gidiyoruz dedi. 3. Lig 1. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor ligin 20. haftasında Çatalca deplasmanına gidecek. Mücadele 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Ziya Altınoğlu Stadında oynanacak. İkinci yarıda oynadığı iki maçta bir galibiyet bir beraberlik alan Ordu temsilcisi çıkışını Çatalca Spor maçında da sürdürmek istiyor. Mor Beyazlılar'da oyunculardan Muhammedcan Öztürk Çatalca deplasmanında kazanacaklarını söyledi. Öztürk, takıma ben sonradan katıldım ama arkadaşlık, birlik ve beraberlik çok iyiydi. İlk devrede alınan puanlar bunun sonucuydu. Kısa sürede gelenler de adapte oldu diye konuştu.
Mor beyazlı oyuncu sözlerinin devamında Aksaray maçında 3 puanı kaçırdık diyelim. Şanssızlık oldu. Son dakikada bir gol yedik. Bu hafta alınan galibiyet de onun telafisi gibi bir şey oldu. Şimdi Çatalca maçına hazırlanıyoruz. Yine her şey güzel. Takımda moral olarak her şey üst düzeyde. 3 puan için gideceğiz. Taraftarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. İyi bir gidişat var. Bize her zaman destek olsunlar. Başka da bir şey istemiyoruz ifadelerinde bulundu. Bu haberle spor bültenimizi noktalıyoruz. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.